Sevgili vatandaşlarım, Cumhuriyete ve demokrasiye gönül veren vatandaşlarım, tarihi bir meydandayız. Taksim Meydanı'ndayız ve tarihi bir gündeyiz. Taksim Meydanı bizim demokrasi tarihimizde yer alan önemli bir meydandır. 3 Haziran 1977. Ecevit'e suikast düzenleneceği söylendiğinde Ecevit şu açıklamayı yaptı. Yarın tek başıma Taksim'e gideceğim dedi. Ve Taksim'e geldi. Arkasında bugün olduğu gibi yüz binler vardı. 1 Mayıs 1977. Kanlı bir Mayıs olarak bizim tarihimizde yer alan ve henüz aydınlığa kavuşmamış olan bu olay yine bu meydanda geldi. Ulu çınarlarıyla bize gülümseyen meydan, ağaçların kesilmemesi için gençlerin doğaya sahip çıktığı bir meydan. Bu meydanda gezi olayları yaşandı ve o olaylarda ellerinde karanfiller, ellerinde kitaplarla gençlerimiz, bu ülkenin gençleri, umudumuz, bu ülkenin umudu hep beraber ayağa kalktı. Gün birleşme günüdür. Gün dikta yönetimlerine, darbelerine karşı direnme günüdür. Gün halkın sesini dinleme günüdür. Bir Taksim manifestosu hazırladım. 1-15 Temmuz darbe girişimi parlamenter demokrasimize karşı yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmış ama bombalar altında parlamento görevini yapmış ve darbeyi püskürtmüştür. Bu darbe girişiminin sorumlularını, iç ve varsa dış destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. 2. Bütün siyasal partiler darbe girişimine karşı çıkmış, demokrasi konusunda Türkiye'de tartışmasız bir ortak payda oluşmuştur. Bu ortak tutum ve anlayış siyasette uzlaşma kültürünün güçlenmesine de katkı vermek zorundadır. 3. Her türlü darbeye ve parlamenter sistem üzerindeki her türlü vesayete karşı çıkmak, tüm demokratların, demokrasiden yana olanların bu ülkeye namus borcudur. 4. Demokratik parlamenter sistemimize karşı yapılan darbe girişimi halkın direnme hakkını kullanmasıyla ayrı bir anlam ve boyut kazanmıştır. Direnme hakkı demokrasiyi korumanın meşru bir yolu olarak ortaya çıkmıştır. 5. Demokrasimizin teminatı olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin Türkiye için ne kadar yaşamsal olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. 6. Bu darbe girişimi anayasada yasama, yürütme ve yargı olarak yer alan güçler ayrılığı ilkesinin demokrasideki denge ve denetleme işlevinin güvencesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 7. Balyoz, Ergenekon ve casusluk gibi davalarda mağdur edilen insanların itibar ve haklarının iadesi kaçınılmaz olarak bütün siyasal partilerin gündeminde olmak zorundadır. 8. Bu darbe girişimi devlet yönetiminin liyakata dayanması gerektiğini çok açık biçimde ortaya koymuştur. Devleti yönetme yerine devleti ele geçirme anlayışını tarihe gömmeliyiz. Bu bağlamda devletin yeniden inşası zorunludur. 9. İnancı, kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun, bu ülkenin güzel insanları, bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, meydanlarında, parklarında özgürce gezebilmelidir. 15 Temmuz darbe girişimi 3. sınıf demokrasinin ortaya çıkardığı bir tablodur. Türkiye tümüyle darbe hukukundan
arınmalıdır. 10. Devlet kinle, öfkeyle, ön yargıyla yönetilmez. Darbe girişiminde bulunanlar hukuk içinde, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak yargılanmalıdır. İşkence, kötü muamele, baskı, tehdit devleti darbecilerle aynı duruma düşürür. Buna izin verilmemelidir. 10 maddeyi Taksim manifestosu olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Şimdi ben bütün medya mensubu arkadaşlarıma, bütün fotoğrafçılara, bütün televizyonlara, dünya tarihine geçecek olan Türkiye'nin demokratik anlayışını dünya tarihine nakşedecek olan bu tabloyu çekmelerini istiyorum. Sevgili vatandaşlarım, elini kaldıran güzel vatandaşlarım, artık çocuklarınıza, torunlarınıza diyeceksiniz ki 24 Temmuz 2016'da Taksim Meydanı'nda demokrasiye ve cumhuriyete bağlılığımızı, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına bağlılığımızı el kaldırarak onayladık diyeceksiniz. Bu onur bu ülkenin tüm vatandaşlarına aittir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor Gazi Mustafa Kemal. Egemenlik kayıtsız şartsız milletiyse bu coğrafyada darbecilere asla izin vermememiz gerekiyor. Demokrasi, demokrasi üzerindeki her türlü vesayete karşı olmak demektir. Hiçbir vesayeti kabul etmeyeceğiz. Darbeciler adaleti hiçbir zaman savunmadılar. Darbeciler bağımsız mahkemeleri asla savunmadılar. Darbeciler kendi mahkemelerini kurdular. Devlet mi güvenlik mahkemeleri dediler. Sıkı yönetim mahkemeleri dediler. Özel yetkili mahkemeler dediler. Yargıyı vatandaşın ensesinde bir sopa olarak kullandılar. Onun için ne darbe ne dikta, yaşasın özgürlükçü demokrasi diyoruz. Hepinizi en içten saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum.